11. lema 7. nüktede geçen edebin envanı Cenab-ı Hak Habibinde cem etmiştir. Onun sünnet-i seniyesini terk eden edebi terk eder. Vecizesini nasıl anlayabiliriz? Evet. Tabii bu 7. nükte yani sünnet-i seniyenin bir farklı yönden kıymetini ihsas ettiriyor. Bu insan edeplidir. Neye göre? Mesela. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yolu mahzı edeptir. Sırf edeptir yani. Adab mesela. Alışveriş yapıyor, adabı ona göre uyguluyor. Ama mesela bazen darlanıyor, şahit tutmaz onda kalıyor. At alışverişinde diyoruz adımız değil mi? At mübayasında. Bazen olur diye mesela muhterem annelerimizden birisiyle tartışıyor, şahit getiriyor. Hazreti Ayşe validemizle tartıştığı vakitte Hazreti Ebubekir Efendimiz getiriyor, sen hakem ol diyor mesela. Hazreti Ebubekir Efendimiz de Hazreti Ayşe validemizin biraz ileri gitmesinden dolayı rahatsız oluyor ve bağırıyor, çağırıyor, fırçalıyor. Efendimiz Aleyhisselam sen hakemlik vazifesini yapacaksın, sen kalkıp da eşimi nasıl fırçalarsın benim yanımda diyor mesela. Şimdi baktığın vakit çok enteresan bir durum yani. Bize edebi öğretiyor yani. Allah onun önüne bazı şeyler çıkarmış ki ümmete örnek olsun bu gibi şeyler. Sıkıntılar çıkarmış mesela. Aynı anda 9 tane annemiz yanında. Mesela biz burada bakıyorsun ki boşanmalar niye bu kadar fazla? Buna uymadığımız için. Küçük bir sıkıntıda sen yoluna ben yoluma diyoruz. Sünnet değil ki bu. Mesela. Dolayısıyla her meseleyi bu manada aldığımız vakit. Nasıl diyor? Sünnet-i seniyye edeptir. Hiçbir meselesi yoktur ki altında bir nur, bir edep bulunmaz. Hiçbir mesele yoktur ki bir nur ve bir edep. Bir hikmet var yani. Bir güzellik var yani. O nura sen tabi oldun mu seni doğru yola götürür. Nur yok, ışık yok, yol sıkıntılı. Bir yerden bataklık çıkar, bir yerden farklı bir şey çıkar, bir yerden vahşi hayvanlar çıkar. Onlar da ne zaman çıkacağını bilmiyorsun. O zaman her zaman debelenip gidiyorsun yani. Değil mi? Ya. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ferman etmiş. Eddebeni Rabbi fe ahsene te'dibi. Yani Rabbim bana edebi güzel bir surette ihsan etmiş, edeplendirmiş. Evet, Siyer-i Nebeviye'ye dikkat eden ve sünnet-i seniyyeyi bilen katiyen anlar ki edebin envanı Cenab-ı Hak Habibinde cem etmiştir. Yani edebin bütün çeşitlerini. Aklına ne gelirse. Yani dünyevi, beşeri, bir toplumda yaşayan bir fert olarak bütün kaide ve kurallar Allah ona yaşatmış, onun ruhunda, onun aleminde cem etmiştir. Toplamıştır bütün edebin çeşitlerini. Onun sünnet-i seniyesini terk eden, onun o övülmüş olan yolunu kim terk ederse aslında edebi terk eder. Zahiren Peygamberimizin sünnetini ihmal ediyorum. Görünüşte, hakikatta edebi ihmal etmiş ve uzaklaşmış oluyorum. Daha da ilerisi Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu tarzı, yolu kabul etmemişim demektir yani. İhmal etmişim demektir. Dolayısıyla razı olduğu yolu da terk ettiğimden dolayı da rızasını da kaybetmiş oluyorum. Yani bak küçük bir adab gibi görünüyor ama bizi nereye kadar bağlıyor? Bir silsile bu yani. Sünnete ittiba ettin, edebi buldun. Edebi buldun, Allah'ın razı olduğu yolu buldun. Allah'ın razı olduğu yolu buldun, Allah senden razı oldu. Tersini düşünüyoruz. Sünnet-i seniyye tabi olmadın, edepten ayrıldın. Edepten ayrıldığın vakit Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu yolu terk etmiş oldun. Allah'ın razı olduğu yolu terk ettin mi Allah'ın rızasını da kaybetmiş oluyorsun. Bak şimdi nereye kadar varıyor değil mi? Ya. Onun sünnet-i seniyyesini terk eden edebi terk eder. Ha, demek ki onun yolunu kim terk ederse zahiren onun yolunu terk ediyor, hakikatte edebi terk eder. Bakın şu ifade alimler tarafından iştihar etmiş. Bi edep mahrum başet ez lütfi Rab. Yani ne demek? Edepsiz kişi Allah'ın lütfundan mahrum kalır. Kim Allah'ın lütfuna mazhar olur? Edepli olanlar. Manayı muharifiyle edepsiz kişi Allah'ın lütfundan mahrum kalıyor. Kaidesine de bir insan masadak olur. Tabi bu meyanda şöyle bir soru soruluyor üstadımıza. Yani ilmi Allah'ın guyuba karşı nasıl tesettür olur? Mesela diyorum şu anda sen elbise giydin, insanlara karşı bir tesettüre girmiş oldun. Fakat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu edep dediğimiz şeyi nasıl anlayacağız? Cenab-ı Hakk'ın o gaypları bilen ilmine karşı tesettür olmaz ki. Her şeyi, hani röntgen bize güzel bir örnek. İçimizi gösteriyor. Cenab-ı Hak her tarafımızı görüyor. Peki nasıl tesettür olacak? Üstadımız da burada çok güzel bir şey yakalamış. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın giyinme tarzı ve giyinmeyi emretme hali ilmi Allah'ul guyuba karşı tesettürün kendisidir diyor. Allah o tarzı bizden istiyor. Mesela bir insanın diye mesela insan olarak ihtiyacı var diyelim mesela lavaboda, tuvalette neyse. Ondan yatak odasında diyelim mesela. Bütün bunlara karşı normal insanlara karşı gösteremediğin ve göstermeme durumuna girmek mecburiyetine kaldığın hangi haller varsa Cenab-ı Hakk'a karşı yapamıyorsun bunu. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sana tarif ettiği, gösterdiği yol edebin kendisi oluyor, tesettürün kendisi oluyor. Cenab-ı Hak da seni ancak böyle muhafaza ediyor yani. Ya.